Evet, herkese merhabalar ve sonunda o beklenen maç geldi. Beyazlar Magnus Carlsen, siyahlar Gary Kasparov. Bakalım bu mücadele nasıl devam etmiş? Mücadeleye geçmeden önce, hamileleri göstermeden önce size biraz e, video ile birlikte hani e, bu maçta Carlsen'in nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi Carlsen şu an e, taşları düzeltiyor. E, ne yapsak ne düşünüyor. Birazdan Gary Kasparov da hemen masaya oturacak. E, hani... Kasparov daha önce bu kadar genç bir oyuncuyla oynamıştı, bunu söylüyor oradaki yorumcular. Ee, Kasen şu an e, dergisine falan bakıyor. Şimdi başka maçlara falan da bakmaya başladı. Oradaki oyuncu e, Anatoly Karpov e, milletvekili de oldu sonrasında. Anatoly Karpov ve Magnus Karsen sahalara girmek üzere. Evet, Kasen <laughs> kola, çay, kahve bir şey aldı. Orada portakal suyu istiyor herhalde. O zamanlardan beri geliyor portakal suyuyla mutlaka masasına koyuyor. Evet Kasparov salonuna giriş yaptı. Gari Kasparov ve muah muah diyorum. <laughs> ve muhteşem mücadele başlıyor. Sevgili dostlar fotoğrafçılar da fotoğraflarını çektiler. Gari Kasparov masaya oturdu. Ve Carlsen D4 hamlesiyle maça başladı sevgili dostlar. D4 hamlesine e, bakalım nasıl karşılık verecek. D4 oynandı. Kasparov düşünüyor. Ne yapsam ne etsem diye Bu video çok uzun bir video değil. E, sonsuza kadar, yani maçın sonuna kadar göremeyeceğiz. Birazdan iki boyutlu hamle göreceğiz. E, Kasparov d hamlesiyle karşılık veriyor. Gördüğünüz gibi. E, Kasparov düşünüyor. Ne yapsak ne etsek diye. Ve ortalık karışmaya başlıyor sevgili dostlar. E, ortalık baya 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 bir karışıyor. İsterseniz hemen e, maçın analizine geçelim. Sonra tekrar görüntüyü veririz. 2004 senesinde oynanan bir karşılaşma. Tabi şu an Kasparov aktif satranç zaten devam etmiyor ama o zamanlar çok güçlü ve aktif de ki reytingini görüyoruz 2831. D4, D5, 4 C6 oynanıyor. Slav savunması hepimizin bildiği gibi. Artf3, Artf6 yani videolarda sürekli söylediğimiz gibi. a 3 E6, D c 4 A4 gibi bir hamle siyahların bebe sürüşünün kesilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. E6 oynuyor Garry Kasparov. Karsen fil G5 oynuyor. Direkt E3 oynarsa buradaki fil içeride kalacaktı. Bu sebeple fil 5 oynadı. At değildi. E3. Karsen çok sağlam bir e, setup kurdu. Şu an taşların kuruluşu e, birbiriyle alakası e, çok iyi durumda. Vezir A5. Vezir A5 ün, yani e, önemli bir hamle. Cambridge Springs devam yolu. Burada vezir ve fil e, A5 ve B4'e gelerek buradaki çaprazda, bakın buradaki çaprazda Beyaz Şahin'e ciddi sıkıntı yaratmayı planlıyor hem Vezir açmazdan çıkmış olduğu için at4 herhangi gelebilir. Mesela fil 3 hamlerine d çarpı 4 alıp at4 gibi ilginç numaralar var. Onu da söylemiş olalım. Mesela burada atıyorum fil d3 oynarsanız c 4 fil c4 at4 ee, hem ata saldırıyorum hem buradaki file saldırıyorum. Biraz sıkıntılı konumlar oluşabilir. Devam ediyorum. Vezir a5'i at d2 oynadı ee, Magnus Carlsen. Tabi dc de buradaki filin boşta olduğunu unutmayalım. Kasparov fil b4 ile devam etti. Magnus Carlsen'den Vezir C2 hamlesi. Kısa rok. Ve fil E2. Evet siyahlar gelişimi tamamladı. Buradaki filin ne yapacağı henüz belli değil. Beyaz da rok atmaya çalışıyor anlaşılacağı üzere. Kasparov'dan burada E5 hamlesi. Ee, ben de merkez ortak olacağım diye oyunu karıştırıyor. Carlsen'e bir psikolojik aslında baskı da kuruyor bu hamle. Ee, sonuçta merkezden atınız, F3'teki atınızı D2'ye geldiğiniz için. Burada normalde bu at e 5 kontrol edildi. D2'ye geldiğiniz için ee, rakibiniz direkt saldırıyor merkezden. Kısa rok. E alır D4 ve at B3. At B3 hamlesi önemli. Direkt E çarpı 4 de alabilirdik. Ama buna DC4 gibi bir hamle var sevgili dostlar. At C4 aldığımızdan, bakın G5'teki fil boşta. Ee, şimdi fil F6 gibi bir hamle yaparsak at F6 alır. Şimdi at C4 almaya çalışırsak da vezir C7 kaçıyor ve buradaki siyah fil önemli. E, ee, beyazın H2 noktası zayıf. Buradaki diagonal zayıf ve siyah fil tahtada ciddi bir üstünlük koruyacak beyaz taşlar üzerinde. Bu sebeplerle at b3 geliyor önce Magnus Carlsen. Vezir b 6yı şimdi de d4 alıyor. Bakın artık vezir file saldırmadığı için rahat rahat takılabiliyoruz. Dc4 aldığı zaman bir vezirin file saldırma durumu yok. Dc4 fil c4 ve a5. Kasparov e, vezir kanalından bir karşı oyun girişimde bulunuyor. Magnus a4 ile direkt bunu kesmiş. Tabi buradaki fil artık kolay kolay kalkmayacak eğer hata 2 oynamayacaksak. Öyle bir sıkıntımız var. Vezir C7, Kaspro vezirimin B6'daki işi sonlandı artık C7'ye geleceğim diyor. Kale A1, e, Magnus Karasen H6, Fil H4, Fil D6. Şimdi vezirle fil demin de üzere, 1-2 dakika önce üzere buradaki diagonale ile için şu an gördüğünüz gibi hazır hale geldi. H3 oynamış. Magnus Carlsen H2 piyonu vermek istememiş. At B6. At B6 hamlesi hem buradaki atı D5'den oyuna sokabilir ekstradan. Bakın D5 karesine girebilir. Önemli bir merkez karesi. Hem de buradaki filin önünü açmış oldu. Fil çarpı F6. Evet burası önemli. Şimdi at B6 denmesini tabi Kasparov e, başka hangi düşüncelerle yaptı bilmiyoruz ama burada şimdi fil F6'dan sonra şah da alabiliyor. Gary Kasparov'un. Bakın fil F6. Şimdi at C4 almış. Şimdi GF6 alırsa eğer burada eee inanılmaz bir e, atak var. Bakalım görecek misiniz? E, videoyu durdurup ve lütfen düşünün. Magnus Carlsen burada nasıl devam etmeli etmeliydi eğer Kasparov g F6 alsaydı. Evet burada vezir g altı bir inanılmaz bir hamle var. Vezir g6'ya alamıyor bakın. E, fil açmazı almış durumda. Şah 8 oynamak zorunda. Bunun da vezir çarpı h 6 Şah g8'e vezir g6. Şah h8'e vezir F6. Yani Carlsen direkt iyi akşamlar Kasparov çekiyor. Tüm piyonları topluyor. Sonra zaten basitçe kare e4, kare h4 gelerek basitçe mat edebilir konumu. Bu sebeple burada gf6 alamıyoruz. At c4 aldı Garry Kasparov. At e4, at e4 hangisi çok önemli artık alırsa at f6 ile alıyoruz. Sonra e, bakın mesela örnek veriyorum şöyle alındığını düşünelim. At f6 şah, şah g7 çünkü şah 8'e vezir h7 direkt mattı. Vezir h7 giriyoruz, buradaki atı feda ediyoruz, buna da vezir h6 alıyoruz. Şah f5'e de g4 inanılmaz 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 ötesi bir mat vardı. Ee, bu sebeple burada atı 4'e Geller F6 almadık. Ali Kasparov. Flash 2 şah çekti. Şah 1 at D6. D6 karesini fili için boş, e, atı için boşalttı ve bu şekilde e, zaman kazanmış oldu. Karasan atı e, 2 aldı. Kasparov'dan at çarpı 4 tanesi ve fil E5. Fil 5 de önemli çünkü buradaki filimiz tek değildi. Hemen E5'e geliyoruz. Hem attı kapatıyoruz. Şahtan kurtuluyoruz. Hem de rakibin mezini tehdit ediyoruz. Atlı atlı kaçmak zorunda. Şimdi vezir c5 bakın d6'ya karşısına artık 2 ile saldırıyor. Ee, konum çok çok iyi hale gelmeye başladı. Kale d8. Burada Carlsen'den inanılmaz ötesi bir yer Lütfen videoyu durdurup düşünün bakalım. Magnus Carlsen burada o yaşta ne oynamış olabilir sevgili dostlar. Evet Carlsen burada d5 oynadı sevgili arkadaşlar. Çok şık bir meda. Ee, bakın siyahlar alamıyor d5'i. C'deki vezir boşta. Şimdi Carlsen e, e, çarpı, d çarpı c6 alıp D6'na kaleyi de kullanmak istiyor. D6'daki açmaza iyice basacak. O yüzden çok şık bir hamle. Vezir d at D4. Oyunda olmayan taşımızla oyuna geliyoruz. Gayet şık bir şekilde. At F5'e oynamış Garry Kasparov. Magnus Karsen artık D6'nı açmış. D alır C6 ile. B alır C6. At alır C6. bir da kazanmış olduk. Kale E8. Artık D hatta açık gördüğünüz gibi. Zaten amacımız da buydu. O yüzden kale D1 gelmiş Magnus Karsen. Kaleleri ye güzel yere geliyor. Vezir E6. Kale F1. Gerçekten satrancın tüm temel ilkelerini uygulayan mükemmel bir oyun anlayışı Magnus Carlsen'in daha kaç yaşında o zamanlar? Yani 13 yaşında belki 2014 senesinde. Ee, bakın tüm taşları Magnus Carlsen oyunda ve üzerine üstlük bir de e, Magnus Carlsen taş önde sevgili dostlar. Şey piyon önde. Bakın D hattı, E hattı, E5'teki fil, c 6daki at her şey oldukça iyi. Bir de üzerine piyon öndeyiz. E, Gary Kasparov'a karşı daha ne isteriz? Fil B çıkmış Garry Kasparov. Acilen gelişmesi gerekiyor çünkü. At D4. Magnus Krasen'den. Taşları değişen bir e, hamle gibi gözüküyor. Ama atın gidebileceği pek bir yer yok zaten. At alır D4. Vezir alır D4. Vezir G6. Vezir G4. E, Karsen bu oyun sonu bana avantajlı diye görüp vezir değişmek istemiş. Vezir G4. H G4. Fil C6. B3. E, Krasen ol avantajlı olduğu bir oyun sonu. Bakalım kazanabilecek mi maçı? Fil C3. Kale E1. Kale E1. Fil D5, Kale B1. Şimdi B4 sürecek. Burada A'da bir tane geçer oluşturmaya çalışacak Magnus Carlsen. Şah F7, Şah G3. Ee, kale B8, B4. Bakın e, burada Kale çarpı B4 alırsa tabi siyahların savunması kolay olduğu için e, Fil B7'ye koyacak mesela siyahlar. E, buradaki piyonu geçemeyeceğiz. Çünkü beyaz kaleleri kontrol eden bir taşımız yok. Fil B4 almış Carlsen. Şimdi A5, F3. Evet taşları buraya koymuş. Taşlar biraz azalmaya başladı. Magnus Carlsen fili b koyacak birazdan. Evet koydu. Ee, kalesini geliştirmeye çalışıyor. G5 sürüşü geldi. Kale C7. Şah G6. Kale C6. Amacı filde 4 gelip f 6 almak ve sonra konum kazanç olacaktı. Ama fil bir annesi G2 istiyor ve Carlsen'in tek çaresi fil F2 kapatmak. E, fil F2'ye de e, hani kale A5 var. E, bu sebeplerle Taraflar beraber anlaşmışlar. Şimdi yüz ifadeli oyunun diğer tarafından da izlemeye çalışalım. Gördüğünüz gibi taşlar azalıyor. At, atın D6'ya geldiği konumu gördük. Carpo biraz gergin tabi ama. Maçın berabere bitmesi tabi üzücü oldu. Ama Carlsen neredeyse kazanmıştı. Bu sebeple başlıyor, öyle attık. Evet fil oynandı. Kasparov kafa sallıyor. Carlsen rahat gördüğünüz gibi. Vay 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 ellere bak ellere. Heyecanlı Carson. Heyecanlı Carson. bu düşünüyor. Carson diğer maçlara bakıyor. Tek maç yetmedi herhalde. Vay 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 hareketlere bak. Ayağa kalktı Magnus Carson. Eller cepte diğer maçları izliyor. At de oynandı. Ve Carson masasına hemen oturdu. Ve hemen hamleyi yaptı gördüğünüz gibi. Karpov da düşünüyor. Evet, taşlar kesiliyor. veziler de kesildi zaten. E, süreler de azalıyor. Kasparov düşünüyor. Carlsen elini ısıtıyor. Tudanını ısırıyor. Kasparov gerildi. Kafasını falan sallamaya başladı. Kaybederse büyük ola olacak tabii ki. Bu sebeplerle bu şekilde davranıyor. Ve en son beraber anlaştılar. Sevgili dostlar... Magnus Carlsen Gary Kasparov maçı beraberlikle sonlandı ki Kasparov'un en altın çağlarından birinde 2010-2004 senesinde oynanan bir maç. Carlsen daha küçücük ve günümüzün dünya şampiyonu olmayı hak ettiğini ta bundan 15 sene önce neredeyse söylemiş oluyor Magnus Carlsen.